Bismillahirrahmanirrahim. Cuma günü ile ilgili bir hadis-i şerif. Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre üzerine doğan güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine göre Buhari hadisleri bunlar. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennete kondu. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Ve cuma günü kıyamet kopacak. Öyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü çok önemli bir gün. Müminlerin de bayramı. Cuma günü olduğu zaman hadis-i şeriflere göre vahşi hayvanlar bile bulundukları yuvalarından komşularına seslenirlermiş. Komşu, haberin var mı? Bugün cuma günü. Evet, neden haber veriyorlar? Belki kıyamet kopabilir, tedbirli ol diye. Müminler de cuma gününe önem vermelidirler. Adem aleyhisselam yaratılış günü ve en sonunda da kıyametin kopacağı gün. Ve her cuma, hiç olmazsa her gün yapmaları gereken günlük muhasebelerini cuma günü haftalık olarak yapmalılar. Sanki kıyamet kopacakmış gibi işlerini sağlama bağlamalılar. Vasiyetlerini yapmalılar. Bir müminin 3 günden fazla vasiyetsiz yaşaması caiz değil. Yani her an ölüm gelebilir diye müminler alacaklarını, vereceklerini, ne yapmak istediklerini, neler söyleyeceklerini çoluğunu çocuğuna, ailesine yazacaklar veya şahitler huzurunda şifahen söyleyecekler. Bu vaciptir. Vasiyet yazmak, vasiyetname bırakmak vaciptir. Böyle mümin her an ölümün kendisine gelebileceğini düşünerekten hazırlıklı olur. Öyle ya, birisinden para almışsınızdır. Çocuklarınız onu bilmez. Senet de almamışsınızdır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de alışveriş yaptığınız zaman yazın diyor Allah. Yazın, şahitlendirin diyor. Neden? İnsanoğludur. Siz diyorsunuz ya, çiğ süt emmiştir. Çok iyi dost olsanız bile, yakın akrabanız, komşunuz olsa bile insandır. Durumları değişebilir. Zaten kalp de durmadan değişen bir organımızdır. İnsanlar böyle bir karara durmayabilir. Ondan dolayı işinizi sağlama bağlayın. Yarın kavga etmeye gitmeyin diyor Allah Azze ve Celle Hazretleri. Aldığınızı, sattığınızı, aldığınızı, verdiğinizi yazın diyor. Yazın. Yazmazsanız geçersiz midir? Hayır, öyle söylemiyoruz. Akdin unsuru irade beyanıdır. Bu yazma işi ispatı kolaylaştırır. Hani inkar edecek olursa nasıl ispat edeceksin? Kavga etmezsiniz, işte yazın dersiniz, işte imzan dersiniz. Bunlar güzel şeylerdir. Allah'ın farz değildir bu ama böyle Allah'ın bazı emirleri teşvik sadedindedir. Bu emirler de onlardan birisidir. Farz olsaydı akit yazmadan geçersiz olurdu. Öyle emirlerden değil bu. Ama ihtilafları önleme bakımından yerindedir. İşte kıyamet kopuverecek olursa diye bak, vahşi hayvanlar bile dikkat et arkadaş diyor, bugün kıyamet. Müminler de kıyamet gününü böyle her an gelebilir diye, dönüşü olmayan bir gün. Ondan sonra artık dünyada ektiklerimizi biçeceğiz. Dünyada yaptıklarımızı hesabını vereceğiz. Onun için geriye dönüşü yok. Sağlama bağlamalı. Borcum var, harcım var, alacağım var, vereceğim var diye böyle yazmalı, çizmeli. Cuma günü böyle bunları düşünmeli, hesap etmeli, vasiyetlerini gözden geçirmeli. Cuma gününe önem vermeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün diyor, işte arz ettiğim gibi cuma günü. Öyleyse bugüne özel önem vereceğiz. Öyleyse cuma günü çok önemli gün olduğuna göre tatil mi yapacağız? Kendimiz hep ibadete mi vereceğiz? Hayır. İslam'da tatil yapmak yok. Dünya işlerin tatili gözünüzü yumduğunuz zamandır. Tatil yoktur. Tatil olur mu? Ömür zaten sayılı saniyelerden ibaret. Belli, biçilmiş bir süreden ibaret. Onu doldurup hepimiz
ebedi aleme göç edeceğiz. Ezelden geldik, ebede gidiyoruz. Bu arada bir dünya hayatı verilmiş, onu yaşayacağız. Bunu doldurup herkes ebedi aleme gideceğiz. Allah hayırlı gidiş nasip etsin. Şimdi İslam'da tatil yok. Saniyelerimiz çok değerli. Onu değerlendirmeye çalışacağız. Cuma günü de böyle önemli bir gün olmakla beraber mümin cuma gününe, özellikle cuma gününe, her günü Kadir Gecesi bileceksin diye Kadir Gecesi'ni Allah yasak şey etmiş, gizlemiş. Şimdi cuma günde bu hadis-i şerifte arz edeceğimiz duaların kabul saati var. Onu gizlemiş, şu saatte dememiş, cuma günü diyor. Böyle her anını Kadir Gecesi ve cuma gününün kabul saati bilerek cuma gününü çok dikkatli geçirmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı cuma günü edilen duanın mutlaka kabul olunacağı bir saat vardır. O saati yakalamak için şafak söktüğünden itibaren cuma günü gün batana kadar camiye gelirler ve çıkmazlarmış. Camide devamlı tevbe istiğfarla, Kur'an okuyaraktan Allah ile olurlarmış. Zikrullah ile, tesbihat ile meşgul olurlarmış. Dua ederlermiş. Duam kabul olunacak saate rastlasın diye. İslam'da diyorlar ulema, cumaya geç gitmek ilk ortaya çıkan bid'attır. Bid'at, peygamberin sünnetinde olmayan, Kur'an'da olmayan şey, sonradan ortaya çıkan, ihdas edilen şey demektir. Peygamberimiz bid'atları çok yeriyor, bid'atlardan bizi sakındırıyor. Bid'at sahibinin duası, ibadeti geçersiz diyor. Yani geçersiz demesi, namazın farzı 12. Bid'at ehli namaz kılsa namazı silinmeyecek mi, borcu ödenmeyecek mi? O sadette değil. Namazın farzı 12. Bunu yapan adamın namazın kıldı diye artı koyacaklar. Kıldı, ödedi. Ama bir namaz kılan var, tüm günahları sildiriyor. Bir namaz kılan var, borcu ödedi diyorlar, öbür tarafında bir şey yok. Ha, öyle olur. Bid'at ehlinin namazı geçersizdir diyemeyiz ama günahları sıfır eden bir namaz mıdır? Orası Allah'a kalmış tabii. Görünüşe göre, hadislere göre günahları sıfır edemeyiz. Bid'at ehliysek duamız da geçerli olmaz. Bid'at ehliysek onun için bid'attan kaçınacağız. Cuma günü geç gitmek, cumayı geç gitmek ilk zuhur eden, ortaya çıkan bid'attır diyor alimler. Hazreti Ömer halifedir. Hutbe okumaktadır. Hazreti Osman ezan okununca gelmiş. Hutbeye çıkmış Hazreti Ömer. Bakmış kapıda Hazreti Osman. Ne, bu zamanda mı? Neredesin? Abdest alıyordum da demiş Hazreti Osman radıyallahu anh. Bak bir de abdestten söz ediyor. Hani kusül? Hani kusül? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Ben size bunu arz etmek istiyorum. Meni ütesele, bir kimse cuma günü sanki cünüp olmuş, ondan cünüpten kurtulmuş gibi guslederse, başka hadislerde gıcır gıcır yıkanırsa ifadesi de var. Tertemiz kirlerden yıkanacak, sabunlanacak, kirlerini giderecek, kokularını giderecek. Arkasından gusül abdesti alırsa, sonra burada hadiste yok ama ben diğer hadisleri de birleştirerek mana vereceğim bu hadise. Sonra kimsenin arasını ayırmazsa, kimseyle kavga etmezse, evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi altında çok büyük müjde verecek. Bu şartları koşuyor. Cuma günü gıcır gıcır yıkanmış, boy abdesti almış. Erkenden camiye gidiyor. Erkenden camiye gidiyor. Gitmeden evvel, camiye varmadan evvel kimseyle kavga etmemiş. Kimsenin dedikodusunu yapmamış. Tartışmamış. Böylece camiye gitmiş. Öyle diyor. Ete sümme etel cuma. Sonra cumaya gelmiş. Fasalla ma kuttire lehu. Sonra Allah'ın kendine takdir ettiği neyse onları kılmış. Sümme ansata, yani nafile namazlar kılıyor. Sümme ansata, sonra hutbe okunurken susmuş.
Evet. Susmuş. Ve izâ kur'el Kur'ânü festemi'û lehû ve ansıtû leallekum turhamûn. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin delili bu ayet-i celledir. Hutbe okunurken susulur, dinlenir. Hutbe zikirdir. Kur'an-ı Kerim okuyor orada hatip. Susulur, dinlenir. Sair zamanlarda da Kur'an okurken amin denmez. Sükutla, vakarla, huşu ve hudu içinde Kur'an edeple dinlenir. Amin denmez. Gürültü yapılmaz. Radyoları açarsanız İslam ülkelerinde Allah Allah, Allah Allah bunlar doğru değil. İmam-ı Azam'a göre konuşuyoruz tabii. Ebu Hanife Hazretleri dinlenin, dinleyin diyor Allah. Kur'an okurken dinlemek mecburiyeti vardır. Dinlemek mecburiyeti vardır. Farzdır. Ama 2-3 kişi dinlerse diğer insanlardan bu farz düşer. Farz-ı kifayedir. Bunu niye söylüyorum? Ya hocam Kur'an okunuyor, arkada köşede namaz kılıyor. Elleme kılsın. Elleme kılsın. Bir şeyler konuşuyor, elleme konuşsun. Neden Kur'an'ı okuyanı dinleyen var? O farzı üstüne alanlar var. Ötekiler bu konuda rahat. Tabii hepsi dinlese iyi de adam kaza mı kılıyor, artık sünnet mi kılıyor, artık bilmiyoruz. Kendi ihtiyacı vardır tabii. Olabilir, olabilir. Yani tesbih çekmekten Kur'an dinlemek üstündür. Adam Kur'an okunuyor, bir taraftan tesbih çıkıyor. Olmaz beyefendi, olmaz sofu efendi. Kur'an dinlemek senin tesbihinden üstündür, dinleyeceksin. Şimdi hutbede de dinlenir, amin denmez. Hocam şimdi söyleyeceğiz. Duyuyoruz ki cuma gün siz de söylediğiniz konuşmanızın başında cuma günü öyle bir saat vardır ki o saatte edilen dua geçerlidir, reddolunmaz. O saati yakalayalım, hoca dua ediyor. Onun için biz amin diyelim. Amin demek tamam hoca, aynısını ben de söylüyorum. Senin dediğin gibi olsun demektir amin. Niye amin demeyelim? Ama Allah diyor ki dinleyin diyor. Ve izâ kur'el Kur'ânü festemi'û leh ve ansıtû leallekum turhamûn. Dinlerseniz edepli, vakur, o zaman merhamet olunursunuz. Daha iyi dinlemek. Onun için Hanefi'ye göre, Ebu Hanife Hazretlerine rahimahullah'a göre cuma hutbesi sırasında namaz kılınmaz. Evet. Tahiyyetül mescid, camiye girdiğiniz zaman camiyi selamlama namazı kılınmaz. Hutbe, hatip çıktıysa oradakilere selam verilmez. Hutbeyi dinlemek farz çünkü. Evet, selam vermek sünnet. Onu dinlemek farz. Sünnet kılınmak. Başlamışsanız ikinci rekata gidiyor doğru, birinci rekat kılmışsanız ikiyi tamamlar selam verirsiniz. Dört kılacağız demezsiniz. Kalan ikisinin cumadan sonra, cumanın sünnetini cumadan sonra kılabilirsiniz. Ama hutbede gelip de oturup tahiyyetül mescid veya cumanın ilk sünnetini kılayım diyemezsiniz. Sonra kılarsınız. Sonra kılarsınız. Herkes cuma bittikten sonra giderken siz kılarsınız. Evet. Cuma sırasında tabii hatip icabet saatine rastlayabilir umuduyla dua edecek. Hem kendine hem ümmeti Muhammed'e, insanlığa dua edecek. Çünkü icabet saati orada olabilir. Okuyacağız şimdi, araştıracağız onları. Hangi saatte olduğunu. Bu maksatla hatip dua edecek. Ama sen amin demeyeceksin. Efendim ben hacca gittim, amin diye gürül gürül söylüyorlar. Olabilir. Olabilir. Çünkü İslam'da mezhepler var. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, hadis-i şerifleri çeşitli bakımlardan başka şekillerde yorumlayan müçtehitler var, imamlar var. Onlar hiçbir şey demiyoruz. İyi niyetli insanlar. Onlar kendine göre bir prensipleri var, şartları var. Onlara göre diyorlar tahiyyetül mescid kılınabilir, amin denebilir. Bize göre kılınamaz. Bu ayet bizim Hanefilerin delilidir. Susulur. Hatta yanındaki böyle halıyı böyle tırmalıklıyor. Orada pis bir şey bulmuş. Adam hapşırmış, orada kurumuş. Onu kazıyor. Yanlış. Hatibi dinleyeceksin beyefendi. O halıyı temizlemek için sonra, hutbe sırasında değil. Sen de onu temizlerken görmüşsün. Şşt, kazıma filan demişsin. Yanlış. Fakat laga boşa gitti diyor. Yani cuma mı boşa gitti? Yok, cuma boşa gitmez. Farzlar yerine getirince yazarlar geldi kıldı diye, ama şimdi müjdeler var.
müjdeler o müjdeyi kaçırır. Laga dediği bu. Onun için böyle namazdaymış gibi namazdayken yanındakini uyarıyor musun? Hayır. Onun için böyle namazdaymış gibi dinleyeceksin. Amin de demeyeceksin. İçinden dersen bile içinden dilin oynamayacak. Kalbinden böyle dinleyeceksin. Ha ona söylüyor Peygamberimiz. Evet bu hadis-i şerif Müslüm hadisi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Peygamberimiz Efendimizin Allah'ın sıfatı Halim. Peygamberimiz de Halim. Güzel niteliklerini hiç olma bazılarını hayatında kendine düstur edinip yaşamış. Peygamberin sünnetlerini yaşamış. Böylece Peygamber Efendimizin Allah benim sünnetimi duyup belleyip tatbik eden, yaşayan, sonra da başkasına duyuranın iki cihanda yüzünü ak çıkarsın dediği müminlerde olmamızı Allah bize nasip eylesin inşallah.